Türkiye'nin en büyük kripto para skandalına TODEX imza attı. Borsa, 21 Nisan'da yaptığı açıklamayla işlemlerin durdurulduğunu bakım açıklamasıyla duyurdu. Açıklamanın ardından şirketin kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in ve şirketin diğer temsilcilerinin telefonlarına ulaşılamadı. Bakım açıklamasının ardından borsada parası olan kullanıcılar arasında panik havası daha da arttı. Borsanın kapanmasıyla mağdur olan 391 bin yatırımcının avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Özer'in Tayland'a gitmiş olabileceğini söyledi. İddialara göre Türkiye'nin yeni tosuncuğu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla 20 Nisan akşamı Tayland'a uçtu. Peki rekor günlük işlem hacmine ulaşan kampanyalarında Porsche dağıtıp ünlülere yer veren TODEX skandalı nasıl gelişti? TODEX'te yaşanan bu skandalın ilk fitili 19 Nisan pazartesi günü ateşlendi. Borsadan 19 Nisan'da Dogecoin işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz duyurusu geldi. 20 Nisan'da ise son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak açıklaması geldi. Ancak bu sürenin üzerinden saatlerce zaman geçmesine karşın borsa açılmadı ve panik yaratan o son açıklama yapıldı. Borsa 17 Nisan'da 1.3 milyar dolarla günlük rekor işlem hacmine imza atmıştı. Avukat Kılıç, borsada 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendiklerini belirtti. Kılıç, bu hesapla yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını öngördüklerini söyledi. Yaşanan son gelişmeler, kripto para borsaları için regülasyon tartışmalarını da beraberinde getirdi. Gözler 391 bin mağdur yaratan ve 2 milyar dolar büyüklükle Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından biri olan skandalın çözümüne çevrildi.